19 yaşında, tamam mı? Duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Duyuyoruz. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım. Niye biliyor musunuz Hakan Bey? Ben bir babayım. O çocuğun ne suçu var? Haklısınız. Anlatabiliyor muyum? Çok haklısınız. Küçük kızım babacığım dedi, ben delta varyantı virüsüne yakalandım dedi. Ben de biraz kızım. Kızım dedim, sen niye dikkat etseydin dedim. Üzüldüm falan dedi. Astım hastası aynı zamanda. İlaçlar da ağır geliyor Hakan Bey. Eşim ıslatlarımı aldım, oraya gittim cuma günü. Ama kafam onlardı. Oturdum uyuyamadım saat 1 gibi Hakan Bey. Evet. Bana bir telefon geldi, tanımadım birisi. Buyur kızım dedim. Amca dedi, ben hazırım, çalışayım. Ezgi ile beraber, Ezgi ile tartıştık dedi. Niçin dedim. Amca adra kayıp 2 gündür dedi. Dedim nasıl oluyor? Amca dedi, Ezgi dedi, büyük kızım senden korktuğu için, çekindiği için dedi. Gelir umuduyla sizi aramıyor, bilgi vermiyor. Kızıma mukayyet olun, ben geliyorum dedim. İçişleri Bakanlığı'na görüştüm. Bana herkes yardımcı oldu. Kayıp olan şeyi cinayet masası arıyor. Yani anladım bir şeyler. Evet. Kız telefonla arıyor. Diyor ki, ben Azra Gülendam Haytoğlu diyor. Ablamı telefonla arıyorum diyor. Telefonla ekranı kırıldı. Bazı bilgiler olsam gerekiyor diyor. Bayan diyor ki, bilgilerini aktarıyor. Kızım hepsini biliyor. Çünkü evde kimliğini bırakmış. Kızım planlı gitmiyor. Kızım sadece diyor ki aşağı inme diyor. Çünkü hastasın. Karnına yatak, sargasına yatak. Yani öyle bir vurdulu kızını tartışma değil. Mustafa Murat Ayhan'la nerede, evet, nasıl bir araya gelmiş? Siz bu kişiyi tanıyor musunuz? Kızım kafede çalışırken adam oraya müşteri olarak geliyor. Diyor ki kızıma, ben emlakçıyım diyor. Evet. Sen de benim ofisimde çalışıyor falan çocuğa. Adam yani dinelim şey böyle avcı. İlk yok, kez orada yok tanıştılar. Evet. Tamam. Zaten kızım bank otururken telefonla görüşüyor. Benim kurdum şu. Kızım bana hastayım diyor. Kızım o arkadaş yok mu? Sınıf arkadaş yabancı yurtlu. O kızımı görüyor. Diyor ki Azra ne yapıyorsun diyor. O da diyor ki bir amcam gelecek, hastaneye gideceğim. Çok kötüyüm diyor. Ablam ben evden çıkarmıyor diyor. Ben dayanamıyorum bu ağırlığa diyor. Çocuğun elinde eldiven var ya. Kamera kayıtlarına çıktı zaten. Kız, adam geliyor arabayla. Kızım arabaya biniyor. Evet. Kızımı gel sana bir çorba içelim diyerek. Ondan sonra hastaneye giden direkt kızımı yoldan çıkarıyor. Olay bu yani. Benim kızım biriyle görüşmek istiyor. Babası yoksa birisiyle mi görüşür ya? Kafası ve sol bacağını daha yeni buluyorlar yani o aşamadalar. Çocuğumu paramparça etmiş. Direkt de üstüne isimli yazmış. Bu adam araştırıyorsun. Bu adamın daha çok olaylar var. Çünkü o da soğukkanlı. Sonra öğrenir ki hap almış. Bunların hepsini ben ifadesini okudum. Babasıyım ben ya. Mustafa Bey, adli tıp raporu çıktı mı? Yani bunları size sormak çok kötü ama bilgilenmek adına sormak zorundayım. Cenaze size ulaştı mı, bilgisini alabilir miyiz sizden bunların? Nusuba Hanım, şu an ben dün gittim sürüyü verdim. DNA testi verdim. Bugün her şey ortaya çıkacak. Şunu da belirtmek istiyorum. Kadın hakları savunucu olmak için. Bütün kadın platformlara üye kızım. Şu an her şeyi böyle takip eden birisi. Hiç kimsenin hayatı veya geleceğe bir saniyesi karanlık değil. Daha fazla haber için beğenip abone olur musun?